Teknoloji Oku takipçileri, geçtiğimiz günlerde Redmi Note serisi tek tek tanıtılmıştı ve bu tanıtılan ürünleri biz de kanalımızda incelemiştik. Şimdi ise elimde Redmi Note 11 var. Serinin en uygun telefonu ve detaylarına birazdan videomuza geleceğiz. Ama ondan öncesinde bir önceki modelleri de izlemek istiyorsanız ben Redmi Note 11 Pro 4G'yi incelemiştim. Onu da şu taraftan bir yerden izleyebilirsiniz. Bakalım arasında ne kadar fark var. Bu videoyu izledikten sonra siz de karşılaştırma yapabilirsiniz. O zaman ilk önce tasarım tarafından başlayalım. Ben telefonda ilk bahsedeceğim özellik, kendi açımdan sevmediğim, arka tarafta parmak izinin çok çıkıyor olması. Redmi serisinde bize gelen tüm telefonlar siyah kapakla geldi. O yüzden yani diğer renk seçeneklerini siz yine değerlendirebilirsiniz ama ben siyah renkte, yani şu an görüyor musunuz yansımadan bilmiyorum ama parmak izleri görünüyor ve bu benim hoşuma gitmiyor. Aynı zamanda tasarım tarafına bakacak olursak 6.43 inçlik AMOLED ekranımız var. Yan taraflardaysa bir güç düğmesi, açma kapama tuşu, bu aynı zamanda parmak izinizi okumaya da yarıyor. Alt tarafta Type-C girişli bir şarj girişi. Yan tarafında hoparlörü, üst tarafında jack girişi, hoparlörü ve kızılötesi sensörü bulunuyor. Arka tarafında kameraya bakacak olursak da 50 megapiksel bir ana kamerası ve dörtlü kamera sistemi bizi karşılıyor. Ön tarafındaysa yine küçük bir kameramız var. Ekranda şu şekilde görünüyor. Zaten çok da göze batmayan bir kamera. Üst tarafta ise bir delikli ekranımız mevcut. Bunun böyle çok göze batmaması gayet güzel. Çerçeveler geniş. Böyle ekranı parlak bir telefon elimizde olduğunu söyleyebilirim. Dedikten sonra teknik tarafa gelelim. Alp şu an sizin için teknik kısımları ekrana getirdi. Teknik tarafta 6.43 inçlik bir ekran boyutu, 64 GB'lık dahili depolaması, 4 GB'lık RAM'i, 5000 mAh'lık bir batarya kapasitesi, 8 çekirdekli bir işlemcisi ve Yonga setinde ise Qualcomm Snapdragon 680'i kullanıyor. Dedikten sonra tek tek bunları birazcık kendi yorumumla anlatmaya çalışayım. Ekrandan başlayacak olursak 6.43 inçlik bir ekran bence gayet uygun. Artık telefonlar neredeyse bu boyutlarda üretiliyor ve bize dizi, film keyfini böyle doyasıya tattırıyor. Bence gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. AMOLED bir ekranımız var ve ekransa Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yani çizilmelere dayanıklı bir ekranımız olduğunu söyleyebilirim. Ve renk tarafındaysa ekranın 16 milyon rengi var. Gayet güzel renkler veriyor sizlere. Bir önemli özellik ise tazeleme hızı. 90 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Uygun fiyatlı bir telefon olduğu için 90 Hz'lik tazeleme hızının burada olması bence gayet güzel. Ve bence bundan sonraki telefonlar artık 90 Hz'in üzerinde üretilmeye başlaması gerekiyor. Telefonun içerisindeki uygulamalara hızlı bir şekilde böyle akış sağlaması bence gayet güzel. Ki oyun da oynuyorsunuz. Oyun zevkini de tam böyle tattıracak bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzda Qualcomm Snapdragon 680'i kullandığını söylemiştik. Zaten bu uygun fiyatlı bir telefon olduğunda en başında belirttik. Uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen Qualcomm 680'i kullanması bence gayet iyi. Aynı zamanda 4 GB'lık bir RAM'i de bulunuyor telefonumuzun. Bu da oyun deneyimi sırasında size sıkıntı yaşatmayacağını söyleyebiliriz. Gayet rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. 6 nanometrelik mimarili işlemcisi sayesinde ise oyunlarınızda böyle daha hızlı bir akış, aynı zamanda telefonunuzun ısınmamasını sağlıyor. Bence uygun fiyatlı bir telefon için gayet iyi düşünülmüş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü seriye ait bir diğer model olan 11S'de ise 12 nanometrelik bir işlemci kullanılmıştı. Bu ona göre daha uygun fiyatlı bir telefon ama 6 nanometrelik işlemcisi olması daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafına gelecek olursak da 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor telefonumuzun. Hemen ardından da 8 megapiksellik 118 dereceli ekstra geniş açısı, 2 megapiksellik makro çekim açısı ve 2 megapiksellik bir derinlik algısı bulunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir ön kamerası bizlerle. Tabii ki bunlar kağıt üzerindeki veriler. Bunları en iyi deneyimleyerek öğrenebiliriz. Şimdi birazdan önünüze bu telefonla çektiğim fotoğraflar ve videolar gelecek. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Bu telefonu kullanıyor musunuz ve fotoğraf deneyimi nasıl? Şimdi benim çektiğim fotoğraflara geçelim.
Selamlar. Şu an arka kameradayız. Arka kameradan sesimiz size umarım iyi bir şekilde ulaşıyordur. Bu da Redmi Note 11 modelli telefonumuzun arka kamerasındaki video özelliği. Selamlar. Şu an Redmi Note 11'in ön kamerasını test ediyoruz. Şu an bir otoyoldayım ve buradan arabalar geçiyor. Umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Bu da ön kamerasının testi diyelim. Benim çektiğim fotoğraflar da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir dedikten sonra ek özelliklerine geçelim. Öncelikle parmak izi okuyucusundan bahsetmek istiyorum. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor ve arkada olmasındansa bazen böyle arkada oluyor ya. Daha iyi. Yan tarafta zaten telefonu genelde bu şekilde tutuyoruz ve anında açmak çok kolay oluyor. Aynı zamanda telefonumuzun bağlantı tarafındaysa Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 ile geliyor. Bu da bağlantı tarafında bir sıkıntı yaşamayacağınız anlamında, her şeye daha hızlı ulaşabileceğinizi düşünebilirsiniz. Telefonumuzun suya ve toza dayanıklılığı da mevcut. Aynı zamanda telefonumuzun NFC özelliği de mevcut. Yavaş yavaş sona gelirken telefon hakkında kendi genel değerlendirmemden bahsetmek istiyorum. Oyun deneyimimde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Telefonu böyle yaklaşık bir 40 dakikadan sonra hala oyun oynuyorsanız ısınma yaşayabilirsiniz. Bu gayet normal çünkü zaten uygun fiyatlı bir telefon olduğunu en başta belirtmiştik. Ona göre değerlendirmeniz daha uygun olur. Aynı zamanda yine kamera tarafındaysa gayet ideal bir kamera özelliğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak da yani 11S ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Çok az kamera tarafında oynamaları var. Batarya aynı. İşlemcisinde sadece bir değişiklik var. Ama 11S ile 11 arasında kalırsanız bence çok da arasında bir fark olmadığını söyleyebilirim. Telefonumuzun fiyatı ise 5300-5400 arasında piyasada gidip geliyor. Zaten artık uygun fiyatlı fiyat performans ürünleri de 5000 liranın altında bulmanız gerçekten çok zor. 5000 liranın altındakilerde artık yavaş yavaş çöp olmaya başlamış telefonlar. O yüzden eğer uygun fiyatlı bir telefon almak istiyorsanız 5000 lira üstündeki telefonları değerlendirebileceğinizi söyleyelim. Videomuz bu şekildeydi. Ben telefonun teknik detaylarına kısa kısa bahsetmeye çalıştım. Kullanıcı deneyimi tarafındaysa bu fiyata göre gayet ideal bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.